Merhabalar. Bugün çok oyunculu projeme çalışmaya devam edeceğim. Bir sürü şey yaptım, onları da videoya çekmiştim ama hiçbirini göremeyeceksiniz çünkü üzücü bir şekilde hepsi bir yerden patlak verdi. Hani editlesem, düzenlesem videoları belki bir şansı olurdu. Ama ne yazık ki olmadı. Şöyle bir salla bakayım. Hop 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 hop. Okey. Demin sanki bir takılma oldu gibi geldi de bana. Evet, en son ne yapıyordum? Bir sorunum vardı. O sorunu çözemediğim için diğer videolar iptal oldu. Ama şöyle bir şey keşfettim. Şimdi player info dediğimiz şey nerede? Heh, burada. Bu oyuncunun verilerini tutuyor. İşte bunu zaten bir videoda göstermiştim. Data table, row name vesaire. Bunları böyle koymuştum. Ondan sonra şöyle bir şey oluşturdum ben kendim. Hemen buradan göstereyim. Normalde buradan değişken veya şey seçerdik. Hani dizi, array. Onun yerine şuradaki map yazanı seçtim ben. Map. Buradaki enum, collectibles isimli bir enum oluşturdum. Bir bulacağım onu şimdi. Bulamıyorum. Buraya mı koydum? Evet, buraya koymuşum. Boş taş veya odun şeklinde iki adet kategori oluşturmuşum. Toplanabilirler adı altında. Hangisi ise onu seçiyorum. Ne kadar topladıysam da onu seçiyorum. Şimdi problem şu. Toplanabilir nesneler burada. İşte E tuşuna bastığım zaman eşyayı toplama mevzusunu çalıştırsın. Hangi kategorideyse onu yollasın. İşte rock olur, wood olur. Onu yollasın. İstemci sunucuya yollasın. Sunucu da istemcilere dağıtsın. Hani veri eşitliği şey olsun vesaire diye. Sayısını bir arttır dedim. Şimdi bu çalışmıyor. Onu da şöyle öğrendim. Yani çok denedim, olmadı. Değiştiremedim. Görüldüğü gibi map değişkeninde replication yok. Ben buna saatlerimi ayırdım. Bayağı kafayı yememe sebep oldu desem yeridir. Ama replication olmadığını öğrendiğim için yapacak bir şeyim yok. Bunu mecburen değiştirmek zorundayım. Hemen şuraya collected rocks diyeceğiz. Buraya da collected wood diyeceğiz. Ve bunları integer yapacağız. Bunu da kaldırıyorum. Böyle de hüzün dolu bir an. Şimdi bunların yerini değiştirelim. Değil mi? İyi, hoş. Hani bir şeyler yaptık da. Şimdi o eski sistemin yerini değiştirme vakti. Collected Rocks'ı bir arttır, Woods'u bir arttır şeklinde bunu buraya getiriyoruz. Bunu da böyle getiriyorum, yakınlaştırayım. Hemen kopyala yapıştır yap. Rock buraya, Wood buraya. Buradan collected rocks'ı, buradan collected woods'u seçip bunları da böyle birleştirirsem muhtemelen olur. Ha, pardon, şöyle. Bunu da yukarı çekelim. Okey, şimdi event graph'a gelelim. Burada da yazdırmasını istemiştim toplam taş sayısını. Şimdi 5'e bastığım zaman taş sayısı artacak. 4'e bastığım zaman taş sayısını yazdıracak. Burayı bir compile'layayım. Var mı sıkıntı? Yok. Burayı yok. Başlatalım. Şimdi bu sunucu. 5'e bastım. 4'e basıyorum. 1 yazıyor. Geldim. İstemci. 1 arttırdım. Tekrar arttırdım. 5. Güzel. Şu an 5 tane var. Bunu toplayınca 6 olması lazım. 6 oldu. 7 oldu. Bunu toplayınca artmaması lazım. Artmadı. Güzel. Kaybolanları zaman eşit değil bu arada. Aydınlatmayı şey yapmadım. Oyunun aydınlatma saatini. Replicated yapmadım. Şimdi bir şeyi test etmedik. Onu hemen test edelim. Aldım. Ortadaki kayboldu. Üsttekine baktım. Kayboldu. Sunucuya baktım. Sunucuda da kayboldu. Güzel. Bu sorunu çözdüm. Bir diğer sıkıntı ise destroy aktör
mevzusu. Aktörleri yok etmek için kullandığımız şu arkadaş. Bu sunucu tarafında çalıştırılması gerekiyor. Yani şu şekilde bir event oluşturdunuz. Run on server demeniz gerekiyor. Eğer sunucu üzerinde yok edilirse, sunucuda var olmayan bir nesne bütün istemcilerde kayboluyormuş. Böyle bir otomasyonu var. Bu işlemi tuşa atadığım zaman, yani şuradaki interaction benim E tuşuna denk geliyor. Bu tuşa atadığım zaman çalışmıyor. Ama eğer buradaki bu şeyi tetiklediğim zaman buradan begin overlap ile mesela şuraya destroy aktör yazarsam direkt çalışıyor. Bazı gömülü yani editör tarafından verilen bazı işte fonksiyonlar olur, eventler olur. Bunlar direkt replicated olarak işaretli çalışıyorlarmış. Ama bana tuşa basınca yapması lazım. Tuşa bastın, işte malzemeyi topladın ama yok edemiyorsun. Yani şuraya destroy aktör dediğin zaman çalışmıyor. Sunucuda da çalışmıyor aynı zamanda. Ya da işte replicated ile başka eventlerle falan yaptığın zaman ya sadece sunucuda yok oluyor, diğer oyuncular da aktif. Ya da oyuncu sadece kendindekini yok ediyor. Diğer oyuncular da görmüyor, sunucuda görmüyor. Onun yerine birisinden öğrendim. Ansible Hub üzerinde gezerken. Nerede? Bir dakika, buraya quotes diye ayırmışım. Burayı niye ayırmamışım? Bunu blueprints diye değiştirelim. Bu projede kaynak kontrol kullandığım için böyle çok fazla şey geçti. Blueprints'in içerisine her şeyi atmışız. Core. Customs'ta ne var? Peki. Şunlar Blueprints'in içine gidecek. Ben de diyorum bir şey karıştırıyor benim kafama ama ne karıştırıyor? Server'daki durum ne? Core'da bunlar var. Gel. Blueprints. Buradaki core bunun içine. Okay. Hemen bir yollayayım da bir saniye. Güzel. Şimdi öğrendiğim şeye geldi sıra. Ne öğrenmiştim? Ama nereye koydum onu? Heh. Player Controller. Player Controller'ın içi boş. Sadece bu var. Player Controller'ın üzerinde Destroy on Server isimli bir tane event oluşturdum. Run on Server dedim. Bunu işaretledim. Bu şu işe yarıyor. Bunu işaretlerseniz işlemi kesin olarak yaptırıyor ama yani veri kaybını engelliyor ama daha fazla ağ üzerinden veri geçirmesini sebebiyet veriyor. Yani çok da önemli olmayan şeylerde bunu işaretlememenizi tavsiye ederim. Önem sırasına göre bunu kullanın çünkü ağ üzerindeki gönderilen veri miktarını arttırıyor. Neyse buradan da aktör yolladım. Herhangi bir aktör ne olduğu önemli değil. Destroy aktörü de buradan koydum. Player Controller'ı çağırmam yeterli oluyor. Hemen göstereyim. Bak target'a mavi renkli yandı buraya geldi. Player Controller. Destroy on server. Buradaki self şu anda açık olan blueprint'e eşit oluyor. Yani buradaki blueprint neyse onu yolluyorum. O da geliyor buradan yok ediyor. Pırıl pırıl. Evet. Güzel. Oldu denebilir. Tabii bunları ben bir de sınıflara ayırdım. Mesela bu Blueprint Master olduğu için sonunda M harfi var. Collectible Rock var. Sağ tıklayıp Create Child dedim. Buna Rock dedim. Tek yaptığım şey buradaki Collectible kategoriyi değiştirmek. Yani şuradaki değişkeni.
Burada empty. Çünkü bunu ekrana atmıyoruz. Master'ı ekrana atmıyoruz. Burada rock var. Burada wood var. Görüntülerini daha sonra değiştireceğim. Şu anda önemi yok. Şu anda sadece oyun içerisinde de olsa şu kırmızı çizgileri görmem yeterli. Collectibles'ı kapatabilirim artık. Bunu da kapatabilirim artık. Toplanan nesneleri. Ev sistemi yazmaya başlamıştım ama bu nesneleri kullandığım paket sıkıntı çıkarttı. Modüler Fantasy House. Bu sanırım Ekim ayının ücretsizleri arasındaydı. Normalde bunu kullanacaktım. Bu şekilde kendim bir bina şey hazırladım, modelleri birleştirerek. Bir de çatısını hazırladım bunun. Dur şöyle aynı anda atınca olsun diye. Modelleri birleştirip böyle bir tane şey oluşturdum. İşte etrafındaki şeyleri değiştirecek kod yazacaktım. Çatısını değiştirecek kod yazacaktım ama bak kapıdan girerken görmüşsünüzdür zaten. Şuraya bak. Işık sızdırıyor. Modelle alakalı bir sıkıntı bu. Ve bunu çözemiyorum. İçerideyken mesela şu şekilde bir sıkıntı yok ama ışık işte şöyle baktığınız zaman aynı şekilde burası da sızdırıyor. Bak çok az uzaklaştım. Ne kadar ışık varsa hepsini geçirdi. Uzaklaştıkça gitmiyor bir de. İşin kötü tarafı. Şu collectible'ları kaldır ortadan. Player startları al. Tek elle yazmak da ne kadar zor ya. Start points. Okey. Bunlar kalsın şimdilik. Ay yok şu anda zaten onları şey yapıyoruz. Okey. Directional light bir bulayım. Bak şöyle uzaklaştım. Çılgınca bir ışık sızdırma var ve kapatamıyorum. Yani şu değerlerle ne kadar oynarsam oyunu bak böyle yaptım mı zaten her yer bozuluyor. İşin kötü tarafı. Bu 20 binde çalışıyor. Bunu komple kapatırsam buradaki şey gölgeler de halledemiyor. İşin ilginç tarafı. O yüzden bunu 20 binde tutuyorum. En uzaktakileri en azından bu çizsin diye. Hüzün dolu bir durum. Neyse. Bunun durumunu çözemediğim için başka bir paket indirdim. Bu da nereye dahil? Fantasy Village. Bunun iyi yanı kaliteli gözüküyor. Işıkları uyumlu. Çok güzel ayarlanmış doku dosyaları vesaire. İşte bu mesela içine girilebilen bir şey değil. Kalıp halinde geldi. Ama bu mesela içine girilebilecek şekilde. Kapısını ben ayrıca koydum. Böyle. Ve işin güzel taraflarından bir tanesi de burada bir sürü parçası var. Bak mesela böyle böyle kendin birleştirerek şey yapabiliyorsun. Hani kendince birleştirip de hazırlama şansın var. Bunları daha büyük evler yapmak için demek istiyorum yani. Peki. Bir tane de oyuncu build sistemi yazmam lazım. Yani ev için değil de oyuncu mesela bir yere böyle şerit atsın kutu halinde. Orası oyuncuya ait olsun istiyorum. Onu yapmaya çalışalım şimdi. Blueprint class. Yok gerek yok vazgeçtim. Direkt aktör mü koysam yoksa trigger mı koysam onu karar veremiyorum. Trigger koyarsam yok koy aktörü ya. Çünkü yere doğru falan geçmeye başlayacak ondan sonra. Blueprint Master plot diyelim. Hemen buraya geldim. Ne trigger'ı ya? Collision yazacaktık. Okey, şimdi bunu 500 500 yapıyorum. Compile dedim. Getir koy bakayım buraya. Güzel. Şimdi şunu kapatabiliriz. Bunu görünür hale getirelim. Hidden in game diyerek.
sense diyelim. Bu normalde oyunda olmayacak. Oyuncu 6 tuşuna bastığı zaman, bir dakika ben bir şeyi kapatmam lazımdı. He, tamam, gerek yokmuş. Şunu artık kaldırabilirim, ihtiyacım yok. 6 tuşuna bastığı zaman rahat yazamıyorum ya. Şey, mikrofon önümde duruyor da. Evet. Bu şekilde gönderme yaparak o nesneyi spawn etmeye çalışacağız. Build plot server buraya gelsin. 6 tuşuna basınca da build plot client gelsin. Okay. Spawn actor from class. BPM yazdım. Plot çıktı. Spawn transform. He. Nereye koyacağını o zaman get actor location diyelim. Oyuncu neredeyse oraya koysun ya. Nasıl olur? İlginç olur. Bir deneyelim nereye koyduğunu. 6. Aktör location değil. Aktör location değil. Kapsül komponent nereden başlıyor acaba? Yerden mi başlıyor? Onu bir deneyelim. Get world location. Hadi kapsül yerden başla. Yerden başlamıyormuş. Tüh. O zaman mesh yerde. Mesh yerde. Mesh. Deniyoruz. Oley, yerden başladı. Bu kafanın böyle balon gibi zıplamasını aldırış etmeyin. Birden fazla parçadan oluştuğu için böyle. Normalde yapmaması gerekiyor. Tabii ama henüz çözemedim. Ona bir ayar çekeceğim. Fixlemek için denedim bir şeyler ama işte olduğu kadar. Sonra bakarız. Şimdi. Player controller'lar özel. Buraya sahiplik atamam lazım benim. Yani buradaki plot yazan yer sadece bir karakterin olması lazım. E tuşuna bastığı zaman aktif olmasını istediğim bir şey var. Burada kullanacağız. Interaction dedim. Eğer oyuncu varsa oyuncuyu hemen bir referans al. Player ref. Oyuncu çıktığı zaman player ref'in içini boşalt. Bu şekilde koyduğunuz zaman içini boşaltmak için uğraşıyor. Şimdi bir şey bakmam lazım. O nereye koyduğumu hatırlamıyorum ki. Heh, buna. Bunu ben replicated yaptım mı? Yapmışım. Aa, okey. Bunu da replicated yapıyoruz o zaman. Ondan sonra bu player referanstan işte get controller diyoruz. Get controller çağırıyoruz. Get player controller var mıydı? Bir dakika. Varmış. Bunu bu şekilde kullanamazsınız. Çünkü buradaki sıfır indeks oyuncunun kendisi değildir. Buradaki sıfır indeks çoklu oyuncularda oyuncu listesini sunucu nasıl veriyorsa o şekilde alır. Sıfırıncı oyuncu yani sunucunun kim olarak sıfır belirlediği oyuncuysa onu hemen öyle işte ya. Bir anlatamadım. Yani sunucu sıfır kim diyorsa onu getirmeye çalışır. Mevzu bundan ibaret. Enable input diyerek tuşu buradan açıyoruz. Aslında bunun daha kolay bir yolu var sanki ya. Yani şu için en azından. Neyse onu sonra yazarım. Bunu da aynı şekilde getiriyorum. Bu sefer bununkini getiriyorum. Değişkenin içi boş kalacak çünkü.
disable input veriyoruz buradan da. Buradaki enable input'ta target self yazıyor. Yani şu anda açık olan bu BPM plot blueprint'inin tuşları kullanıp kullanamayacağını belirten bir değer. E tuşuna bastığım zaman burada player ref var mı diye bir kontrol edelim. Şimdi sahip ataması yapmamız gerekmekte. Yani bu plot yazan yerin sahibi kim? Peki bu sahibi nasıl belirleyebiliriz? Player controller mı göndermeliyim? Player ref mi göndermeliyim? Ondan emin değilim. Ya da dur, altı tuşuna bastım. Plot geldi. Sahibi oradan göndereceğim. E tuşuna basıldığı zaman, yo, içeri girdiği zaman kontrol etsin. E tuşu oyuncunun kendisi ise işlem yapsın. Yani şöyle olacak. Şöyle olacak. Gönderilen oyuncu sahip neydi ya? Owner player. Aa, bir dakika. Bir dakika. Galiba çözüyorum. Hiç ekstra kodla uğraşmadan çözeceğim sanırım. Her oyuncu farklıdır diye düşünüyorum. Yani buradan gelen bu BP player ile owner'dan gelen BP player aynıysa enable input olsun. Aynısını burada da yapacağız. Çıkış yapan oyuncuda da. Gel şöyle bakayım. İşte interaction'a bastığım zaman da print benim yazsın. Obje yok yazsın. Eğer bu işlem gerçekleştiyse de sahip var yazsın. Bunda da yok, bunda sahip var yazsın. Bunda sahip benim yazsın. Yani şu branşa false'unda. Haydi deneyelim o zaman. Başladık. Geldim. 6'ya bastım. Koydu ama kendisi görmüyor. Ne alaka ya? Sahip var yazıyor. Sahibi kimdi? Bu muydu? Bu değildi. Bu girdi. Sahip var yazdı. E'ye basıyorum, tepki vermiyor. Sunucu. E'ye basıyorum, tepki vermiyor. Bu sahibi olan oyuncu dışarı çıktı şu an. Göremiyorum karanlıktan. Azıcık bekleyelim. Güzel. Diğer iki tanesi sahip olmadığı için sahip var yazısını gönderdi. Yani o bölgenin sahibi başka birisi manasında. Artık gündüz olabilir mi? Heh. Oranın sahibi başka birisi anlamında. Sahip benim yazdı bu da. Şu anki oyuncu. E tuşuna bastığım zaman tepki vermiyor ama. E'ye bastığım zaman ne olacaktı ki? Ha, şu ikisi olacaktı. Sahip benim yazıp enable input verdiğim halde peki neden bu çalışmadı? Senin bu yaptığın ayıp. Bak böyle ilginç şeyler çıkıp beni sinirlendiriyor ya. Hoş değil. Bir dakika. Ben yediğim bir halta düzeltmem lazım şu anda. Bu alta, bu üste. Okey. Şimdi şu gece gündüzü bir yavaşlatabilir miyiz? 5. 5 güzel. 5 iyi. Gel oğlum, sen bir uzaklaş bakayım. Uzaklaş. Hop, koydum. Sunucu gördü mü? Gördü. Hop, girdi içeri. E'ye bastı sunucu. Tepki alamadı. Aa tüh, görüyor musun şu işi sen? E'ye bastım, tepki alamadım. Çıktım.
Geri girdim. E'ye bastım. Yine tepki alamıyorum. Sen Tosun gel. E'ye bastım. Bu da tepki alamıyor. E'ye basınca niye çalışmıyor? Yani is not valid dediği zaman da bunu göndermesi lazım. O zaman enable input mu çalışmıyor? Muhtemelen. Ne alaka ya? Replicates yapacağız. Bir dakika. Şunu da bir kapatayım. Hep bunu unutuyorum ya. Muhtemelen replicates ile alakalı bir durum. Bastım 6'ya. Ha şimdi görüyorum. E'ye bastım benim yazıyor. Sunucu bastı tepki vermedi. Pardon şu köşedeki çocuk. Çık dışarı. Geri gir. Bas. Tepki vermedi. Çünkü sahibi o değil. Sunucu tekrar çıksın, tekrar girsin, bassın. Tepki vermedi. Hop bu çıktı, hop bu girdi, bastı, benim yazıyor. Client 1. Güzel. Yani oyuncuların arazi edinebilmesi için bir şey ayarlamış olduk. Tuşla oluşturuyoruz gerçi ama arazileri önceden yerleştirip öyle sahiplik atamak sanki daha ilginç olur ama dur. Neyse önemli değil. Parça parça yaptık ya en azından. Güzel. Bunu buradan alacağız ya. Bu buraya değil. Yeni bir paket oluştur buraya. Ev için ayrı bir paket koyacağız. Geldim. Blueprint dedim. Tekrar sağa tıkladım. Level dedim. Bu house'u buraya taşı. Sonra bu plot yazanı buraya taşı. Yaptın yaptın bir şey yok. Tüh. Böyle de ilginç bir şans. Bakayım mantıklı bir şeyler yazıyor mu? Yazmıyormuş. Gönderme o zaman. Baştan açalım. Güzel. Yine de iyi yani bence. Şeyler halletti en azından. Şöyle bir kaydet her şeyi. Gerçi kaydedip de yapmıştım herhalde değil mi? Bakayım. Enteresan. Tekrar deniyorum. Zaten var diyor. Aç bakayım bunu. Getirdim koydum. Oldu mu? Oldu. O zaman bunu değiştireceğiz. Şununla. Yine çökecekti mi? Aa çökmedi. Nasıl lan? Şaşırtıyor ne? Böyle şeyler yaparak. Hemen bir fix up redirectors diyelim şuradan da bir kendine gelsin. Heh. BPM pilot. Pilot. Pakistanlı çocuk geldi aklıma ya. Pilot. 6'ya bastım. Getirdi. E'ye bastım. Benim yazdı. Burada da bastım. Buraya da oluşturdum. Burada da bastım. Buraya oluşturdum. Bunların hepsi benim. Hadi bak. Komple benim bunlar. Diğer oyuncularda deniyoruz. Sunucuya bastım. Sunucu hiçbirinde hak sahipliği gösteremiyor. Şu yukarıdaki arkadaş da aynı şekilde. Hepsinde E'ye basıyorum. Hak sahipliği gösteremiyorlar. Pırıl pırıl. Yep. Okay. Kaynak kontrolün bir kötü yanı varsa o da bu klasörle bunun boyutunun aynı olmaz. Neyse problem değil.
Bu kadar dosya değişikliğini SSD kaldıramaz diye düşündüğüm için projelerin hepsini HDD üzerinde tutuyordum. C haricindeki her şey HDD'di. Bu çünkü kıymetlim benim. Şöyle, öyle. Peki, tamam başka bir şey yapasım yok benim ya. Bunu başarıyla tamamladığım için memnunum. Şimdi volümetrik bulutlarım var. Onları bir anlatayım size ya. Normalde 4.26 sürümüyle gelecek bu volümetrik bulutlar. İşte deniz gelecek vesaire. Tabii o deniz şu değil. Bu başka bir şey. Yani 4.26'ya gelecek şeylerin hiçbiri tabii ki 4.25 üzerinde yok ama volümetrik bulutlar test amaçlı var. O da plugins bölümünde şuraya volümetrik diye yazarsanız ulaşabilirsiniz. Gerçi artık gerek kalmadı çünkü 4.26 sürümüyle bunlar açılacak zaten. Denizleri de o zaman kullanacağım. Haritayı zaten o yüzden tasarlamıyorum şu anda. O değil de harita çok küçükmüş be. Eve göre. Bu landscape'i daha da büyük yaparım ben. Neyse istemesem de büyüteceğim gerçi. World Machine indirdim. Oradan bir harita ayarlayacağım güzelce. Ondan sonra burayı entegre edip ayarlarız. Buradaki ise deniz değil. Bu devasa bir mesh. Bu da şeyle birlikte geliyor. Bak şöyle uzaklaşayım da. Heh. Bak devasa bir nesne aslında bu. Görüldüğü üzere. Volümetrik bulutların olduğu yerde bulunmakta bu. Şöyle tekrar geri çıkalım. Sky atmosfer de vardı burada. Heh, bak yavaş yavaş belli oluyor üstünde. Şu exponential'ı bir kapatayım da. Aa, o değil de sky atmosfer çok büyük kaçmış. Niye öyle oldu? Beş. Center yaptım. Şöyle aşağı indirdim. Bir dakika. Planet test. Aşağı doğru gönderiyor. Sky atmosferi. Ha. Hoş değil. Yani şu planet test şey olsaydı, ortada olsaydı. Yani pivot yukarıdan değil de ortadan alınsaydı daha güzel şeyler olabilirmiş. Bunları en azından daha rahat ayarlardık. Hoş gözükmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En başa geleceğim. Bunu 20 yapacağım. Aşağı yukarı benzer bir şey oluşur herhalde. Atmosferi çok geniş yaptık ama olsun. Post Process'e gelelim. Bunu 4, bunu 1. Exponential Height Fog'u da açalım. Aa, ortalayınca çok çirkin oldu bak. Bu işaret ne? Aa, çok ayıp. Evet, ortalayınca harbi kötü oldu. Tüh. Dur, gel geri. Geri gel. Bunu kapat. Okey. Bunun arasındaki farkı tam olarak anlamadım ama neyse yapacak bir şey yok. Böyle kalsın. Düşür tekrar. Nerede player startlarım? Burada. Güzel. Gece gündüz döngüsü var. Arkadaki maviliği sky atmosfer veriyor. Güneş kaybolduğu zaman sky atmosfer komple siyaha dönüyor. Komple siyaha döndüğü için skylight her yeri siyah algılıyor. O yüzden gece olduğu zaman oyun tamamen siyah ekran oluyor. Yani siyah olma sebebi o. Onu çözmek için de
4.26 ile bir örnek koyarlar diye düşünüyorum ama emin değilim. Şey vardı. Böyle post proces ile Sky atmosferin arka kısmına yıldız şeyleri geçirme falan bir tane videoda vardı. Onu denemek istiyorum. Nasıl yapıldığını göstermemiş ama fikir olarak güzel bir fikir verdi bana. Yani gece gündüz döngüsüne göre ayarlama yapıyor. Sky atmosferin değerleri materyallerin arasında çıkıyor. Onu da nasıl gösterebilirim? Bir materyal bulayım şöyle. Evet, Sky yazdığım zaman zaten bir sürü değer çıkmakta. Buradaki hesaplamalar ile Sky atmosferi rengi, işte ne kadar koyu, ne kadar açık, hangi durumda, hangi konumda, ne taraftan parlaklık alıyor gibisinden değerler ile geceyi gündüzü ayırt etmemizi sağlıyor. Onun için de bir ayar çekeceğim. Çok güzel ve değişik görüntüler sunmak istiyorum. Yani gökyüzünün İnsan baktığı zaman gökyüzünün manzara niyetinde kullanılabilmesini ve dağlık bölgelere falan çıkıldığı zaman gökyüzünün manzaraya eşlik etmesini istediğim için benim için gökyüzü fazlasıyla önemli. Neyse, şu anda çok da grafik kısmını düşünmeye gerek yok. Şu anda sistemleri sorunsuz yazsam yeterli olur diye düşünüyorum. Peki, videonun sonunda çok boş yaptım, çok uzattım, kusura bakmayın. Eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.